Gerçek Fikri Neden herkese iyi akşamlar. Bu akşam ilk kez yalnızım. Program partnerim Eren Eğilmez aramızda yok. Çünkü maalesef dün gece annesi Ayfer Eğilmez'i kaybetti. Buradan kendisine tekrar başsağlığı diliyoruz. Bu akşam Gerçek Fikri'ne de iki blok bir program yapacağız. Birinci blokta konuğumuz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ olacak. Biliyorsunuz seçimlerden sonra artık İyi Parti de mecliste. Seçimlerde, genel seçimde, parlamento seçimlerinde 9.96'lık bir orana ulaşmışlardı. Meral Akşener ise 7.2'lik bir puan yakalamıştı. Peki bunu başarı olarak görüyorlar mı? İyi Parti seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor? Bundan sonra siyasette nasıl bir çizgi, nasıl bir yol izleyecekler? Ve Millet İttifakı niçin dağıldı? Bütün bunları az sonra Ümit Özdağ'a soracağım. Programın ikinci bloğunda ise son günlerde çok yüreğimizi yakan bir meseleyi, cinsel istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismarı ve bununla ilişkin olarak yükselen idam çağrılarını konuşacağız. İdam gelmeli mi, gelmemeli mi? Gerçekten bir çözüm olur mu? Bunu uzman konuklarımla konuşacağım. Kimler olacak bizimle? Psikiyatrist Profesör Nevzat Tarhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, hukukçu ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun, hukukçu Rezan Epözdemir ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gökhan Oral bizimle olacak. İkinci blokta da hem idamı hem çocuklara yönelik cinsel istismarı konuşuyor olacağız. Şimdi Ümit Özdağ'la başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi seçimleri geride bıraktınız. İyi Parti önce bir kesin olmayan sonuçlarda aslında 10 puanın 10.14 gibi bir rakam almıştınız ama kesin sonuçlarda 9.96 ile, yani eğer ittifak olmasaydı baraj altı bir sonuçla karşılaşacaktınız. Siz bu sonuçların böyle olmasını bekliyor muydunuz? Kendi adınıza, partiniz adına nasıl karşılıyorsunuz? Öncelikle ben de Eren Bey'e başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Teşekkürler. Evet, Türkiye önemli bir seçim gerçekleştirdi. 1950 seçimlerinden daha önemli bir seçimdi. Çünkü 1950 seçimlerinde bir tek parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, artık Türkiye'yi demokrasiye götürmek kararını vermişti. Ve o şekilde seçime gidildi. Ve bugün gittiğimiz, geride bıraktığımız seçimden daha demokratik bir seçim gerçekleşti 1950'de. Bugün ise 24 Haziran'da antidemokratik, adil olmayan bir seçim gerçekleşti. Ve bu seçimle Türkiye parlamenter demokrasiyi terk edip tek adam rejiminin karanlık dehlizlerine girdi. Zor bir süreç bekliyor bizi. Her anlamda zor bir süreç bekliyor. Ama %52 gibi bir oyla da halkın takdir ettiği bir sonuçtan bahsediyoruz. Evet, onu da biz de araştırıyoruz, başkaları da araştırıyor. Şimdi ortaya çıkan sonuç, YSK tarafından açıklanan sonuç bu. Bir şüpheniz mi var bunun altına çiziyorsunuz? Hayır, kabul ediyoruz bu sonucu. Hı hı. Ama bu bizi başka araştırmalar yapmaya dan alıkolmayacak. Araştırmalarımızı yapacağız. Çünkü bizim seçmenimiz bizden bunu talep ediyor. Çünkü biliyorsunuz kirli bir referandum yaşadı Türkiye. Ve seçmen o kirli referandumda sandığın nasıl çalındığını, gasp edildiğini gördü. Ve bu seçime de onun büyük endişesiyle gitti. Bu seçim, dedim ya, adil bir seçim değildi. Hiçbir anlamda adil bir seçim değildi. Ve en büyük adaletsizlik de İyi Parti üzerinde uygulanan adaletsizlikti. Önce partinin kurulması engellenmeye çalışıldı. Daha sonra parti kuruldu her şeye rağmen. Partiye yönelik hiçbir demokratik ülkede olmayacak büyük bir basın ambargosu başladı. Televizyonlarda günlerce İyi Parti konuşuldu, İyi Parti ile ilgili konuşuldu. Ama İyi Parti'nin hiçbir sözcüsü davet edilmeden İyi Parti ile ilgili başka partinin yandaşı olan, taraftarı olan, destekleyicisi olan gazeteciler, akademisyenler saatlerce konuştular. Ama İyi Parti televizyonlara asla çıkartılmadı. Kendisini Türk halkına anlatma fırsatı verilmedi.
Bu yetmedi. Çok ağır ve siyasal ahlaksızlık içeren iddialarla üzerimize gelinmeye çalışıldı. Ve bu yapılırken yine bize yönelik büyük bir ambargo uygulandı. Buna rağmen biz partimizi kurduk. Bütün Türkiye'de teşkilatlandık. Sonra 1 Nisan'da olağanüstü kongremizi yaptık. Ve polis kayıtlarına göre 123 bin kişi geldi bu kongreye. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük parti kongresi gerçekleşti. Ve bunun hemen arkasından olağanüstü seçim süreci başladı. Erken seçim süreci başladı ve erken seçim sürecinin de ilk meselesi İYİ Parti seçimlere girecek mi, girmeyecek mi oldu. Ve iktidar, saray İYİ Parti'nin seçime girmemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Detaylarını bir gün tarih yazacak. Nerelerde hangi toplantıların yapıldığı, o toplantılara kimlerin katıldığı, hangi devlet yetkililerinin, hangi parti yetkililerinin, bu toplantılardan hangi kararların çıkartıldığı. Ama biz bunu da aştık. Cumhuriyet Halk Partisi orada demokratik bir tavır sergiledi. 15 milletvekilinin gelmesiyle YSK'da bize karşı kurulan süreç engellendi ve İYİ Parti böylece seçimlere katıldı. Bu şimdi 15 siz bana, vekili olmasaydı katılabilecek miydiniz? Hayır. Yeri gelmişken. Kesinlikle almayacaklarından eminim. Bakın 15 milletvekili gelip grup kararı, grup kurmamıza rağmen 9 YSK üyesinden 2 tanesi hayır dedi, giremezler. Neye dayanarak bunu söylediler? Hangi hukuk vicdanına? Bir gün o da cevaplanacak, ortaya çıkacak. Şimdi İYİ Parti başarılı mı bu seçimde? Evet, İYİ Parti kendi koyduğu hedef açısından başarılı değil. Biz genel başkanımızın %51 ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Ve İYİ Parti olarak da hedeflediğimiz oy %25'ti. İkisine de ulaşamadık. Neden? İkisine de erişemedik şimdi. Bu anlamda başarılı değiliz. Ama 7 ay önce kurulup anayasanın olmadığı bir ülkede her türlü psikolojik operasyona her gün maruz kalıp öyle ki genel başkanınız aday olmak istediğinde, Cumhurbaşkanı adayı ve bunun içinde halktan imza talep ettiğinde imza verenler FETÖ'cü olabilir, onları araştırın diye seçmenin tehdit edildiği bir süreçten geçip ve hiçbir kaynağı aşağı yukarı sahip olmadan gittiği bir seçimden İYİ Parti %10 civarında bir oy aldı. Mecliste güçlü bir grup oluşturdu ve bu grupla siyasette önemli bir atılım gerçekleştirdi. Yani Türk halkı 7 ay önce kurulan İYİ Parti'ye evet sen siyaset yaparsın dedi. Biz şimdi siyasete başladık. Tabii bakın yani somut rakamlarla vermek konuşalım, istiyorum. Evet. Ben İstanbul milletvekiliyim. 8 milletvekili çıkardık. İstanbul'da bizim bütçemiz yoktu parti olarak. Önümde diğer partilerin de bizim partimizin değişik branşlardaki karşılaştırmaları var. Mesela bayrak, afiş, poster, promosyon bütçesinde AKP bizden 10 kat, CHP 7 kat, HDP 3 kat fazla para harcamış. Billboard bütçesinde sadece 16 ilde verebildik billboard. AKP 8 kat, CHP 6 kat, HDP 2 kat para harcamış. Seçim güvenliği yazılım bütçesinde CHP, AKP 4 kat daha fazla harcamış. TV, gazete, radyo ve reklam bütçesinde AKP 7 kat, CHP 6 kat, HDP 2 kat daha fazla bütçe harcamış. Dijital bütçede de AKP yine 7 kat, CHP 4 kat, HDP'de 3 kat bizden daha fazla para harcamış. Bütün bunlar ama bir yandan da yeni kurulan bir partinin doğal dezavantajları diyebiliriz. Peki bakın, hazineden yardım almıyorsunuz. Evet. Hazineden yardım almadığınız gibi bütün basın size kapatılıyor. Kendinizi halka medya yoluyla iletme imkanınız. Burada Habertürk'ü bunun dışında bırakalım. Yok bakın şöyle, hayır. Gelin dürüst olalım. Son 7 ayda İYİ Parti temsilcileri bu
stüdyoda kaç dakika bulundular? İktidar temsilcileri kaç dakika bulundular? Ana muhalefet temsilcileri kaç dakikada bulundular derseniz, bunun saat olarak karşılığını hesapladığımızda bütün televizyonlar gibi siz de özgür bir ülkede yayın yapmadığınızı görürsünüz. Türkiye özgür bir ülke değildir. Haksızlık Türkiye etmeyeyim. Demokrasinin olduğu Ümit bir ülke Bey, değildir. Meral Hanım'a biliyorum ama bakın ben ağırladık. Biliyorum, ağırladınız. Sayın Fatih Altaylı davet etti. Bunu reddetmiyoruz ama diyorum ya, adil değildi. Olması mümkün de değildi. Çünkü ağır bir baskı altındayız bütün basın. Ve bu baskılar bundan sonra daha da artarak devam edecek. Özetle biz bu şartlar altında bir siyaseti gerçekleştirdik ve bu şartlar altında başarılıyız. Tabii koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun da nedenleri var. Benim kişisel kanaatim, mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Bu yani, çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi ile pişman mısınız Millet İttifakı'na katıldığınız için? Bakın siyasette pişmanlık falan çerçevesinde değil. Ama genel çerçeveyi koymak lazım. Yolumuza devam ediyoruz. Eğer Saadet Partisi, Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil, Saadet Partisi de bunun bedelini ödedi diye düşünüyorum. Özetle tabii bizim de eksiklerimiz vardı. Nedir sizin kendinize dönüp baktığınızda işte gördüğünüz eksikler? Birinci temel çıkış bu. Kampanyamızı daha iyi şekillendirebilirdik bu imkansızlıklara rağmen. Olabilirdi. Fakat neticeye baktığımızda şimdi geçmişten dersler alıp eksiklerimizi giderip yola devam etme zamanı. Mesela biz sıfır müşahitle başlamıştık. Bugün artık Türkiye'de sandıkların yarısına hakim olabilecek durumdayız. Demek ki gelecek seçimlere bir %50'sini daha bulmak zorundayız müşahitlerin. Sandıklarda tam hakimiyeti sağlamak için. Özetle evet, biz böyle olmasını istemedik. Ama buradan çıkacak sonuç şu değil asla. İyi Parti bir yenilgiye uğradı. Hayır, İyi Parti bir yenilgiye uğramadı. İyi Parti adil olmayan bir süreçte cesur bir mücadele verdi, kaynaksız bir mücadele verdi ve halk İyi Parti'yi bu cesur, kaynaksız mücadelesinde arkasında durdu ve destekledi. Onun için bize oy veren, bize güvenen seçmene de teşekkür ediyoruz. Şimdi siz de altını çizdiniz. Bu çok önemli. CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi dediniz. Evet. İlk manşetimizi atalım bu programda. Peki şu yorumlar yapılıyordu. CHP ile aynı safta yer alınca İyi Parti özellikle milliyetçi muhafazakar seçmenden hedeflediği kadar oy alamadı. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? CHP ile ittifak size neden kaybettirdi? Bakın bize anketlerde, yaptırdığımız anketlerde gelen çok güçlü bir oy vardı AKP'den. Bunu görüyorduk. %6,5, %7 civarındaydı. Yani AKP oyunun %14'üne kadar ulaşan bir oydu. Bu oy gelmedi ve bu oy bir bölümü en azından Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitti. Sadece bu bizim tahlilimiz değil. Binali Yıldırım da aynı açıklamayı yapıyor. Yani ortağımız bir başka partiye oy verdi, kaybetti. Biz de ortağımıza oy kaybetti derken yani böyle bir süreci yaşadık. Çünkü Erdoğan'ın bir böl, yabancılaştır, düşmanlaştır politikası var Türkiye'de. Bunu yıllardan beri yapıyor. Bu bir milli güvenlik tehdidi haline gelmiş durumda Türkiye için. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçmenin önemli bir bölümünün gözünde bir rakip parti olmaktan çıkartmış ve bir düşman parti haline getirmiş. Bu tabii Türkiye'nin güvenliği için çok tehlikeli bir şey. Bu arzu edilen bir şey değil. Hiçbir siyasetçi böyle bir sorumsuzluk içerisinde olmamalı. Rakip yapabilirsiniz. Rakibe sert muamele edebilirsiniz. Ama eğer halkınızın bir bölümünün benimsediği bir partiye, küçük de bir bölümü değil, işte bu seçimde ortaya koydu %22 her 5 kişiden bir tanesi, onu düşman olarak görürseniz, bu
ordunuzdaki her 5 Mehmetçik'ten bir tanesini de düşman olarak görmenizdir. Bu polisinizdeki her polisten bir tanesini de düşman olarak görmenizdir. Bu üniversitenizdeki her 5 öğrenciden bir tanesini de düşman olarak görmenizdir. Bürokrasideki arttırabiliriz bu sayıyı. Bu akıllı bir siyaset değildir. Ama ne yazık ki Türkiye bu düşmanlaştırmayı yaşıyor. Ve biz İyi Parti olarak yola çıkarken şunu söyledik. Biz Türkiye'de bu düşmanlık siyasetine son vereceğiz. Biz tekrar bu millete AKP'ye oy vereniyle de CHP'ye oy vereniyle de bir millet olduğunu hatırlatacağız. Liyakat ilkesini ön plana çıkartacağız. Yani İyi Parti iktidara geldiği zaman AKP'li bürokrasi kadroları cezalandırılacak mı? Hayır. Bu iş aklımızdan geçmedi ve geçmiyor da. Eğer bir AKP'li görevini iyi yapıyorsa o görevde kalacak, ondan doğal bir şey olamaz. Ama sadece AKP'li olduğu için, sadece İyi Partili olduğu için hiç kimse bir yere gelmemeli. Bütün bunları söylediniz ama halk, seçmen bu söylediklerinize tırnak içinde niye ikna olmadı? Neden sizi CHP ile yan yana gördüğü için oy vermediklerini düşünüyorsunuz? Burayı biraz açar mısınız? Çok normal. Birincisi başından beri söylediğim şey, modern çağda siyaset iletişim kanalları üzerinde yapılıyor. Sayın Genel Başkan çok ciddi bir performans sergiledi son 7 ayda. Yani bir insanı fiziksel olarak tüketici bir performanstan bahsediyoruz. Ve Türkiye'de ayak basmadığı yer bırakmadı. Bu sadece takdir edilebilir. Neden? Çünkü bir, medya kapalıydı. Halka ulaşmasının başka yolu yoktu. İki, böyle kapandığı zaman halkla temas, yüz yüze temas tek çözüm yolu oluyordu. Ama bu kendinizi televizyonlardan, şu anda bizi yüz binler, belki milyonlar seyrediyor. Milyonların seyretmesi gibi bir şey mi? Hayır, değil. O onun yerini almıyor. Ve biz modern çağda, 21. yüzyılda AKP temsilcileri 28 kanalda ilçe başkanlarına konuştuklarında bile canlı yayına otomatik olarak geçilirken İl il, ilçe ilçe, sokak sokak dolaşarak kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Peki bunun CHP ile kurduğunuz ittifakla ne ilişkisi var? Bakın, bu şununla ilişkisi var. Bu kendinizi yeterince anlatamamanız anlamına geliyor. Şunu sorabilir miyim Ümit Bey? Sözünüzü kesmek istemem ama acaba İyi Parti seçmendeki hedef kitlesiyle ilgili bir kafa karışıklığı mı yarattı? Bir kafa karışıklığı mı yaşadı? Yok, yani hayır. Sizin hedef kitleniz MHP'den ayrılmış bir parti olarak daha sağ, milliyetçi, muhafazakar seçmen miydi? Yoksa CHP seçmeni miydi? Acaba buradaki çizgiler, mesajlar net verilemediği için mi CHP ile ittifak kurmak bize oy kaybettirdi diyorsunuz? Bakın, bizim kafamızda hiçbir zaman bu anlamda bir karışıklık olmadı. Bugün de yok. Aynı çizgideyiz. Eğer bütün milleti kucaklayacaksanız, milletin %51'ine değil %100'üne talipseniz, o zaman milli bir merkezde duracaksınız. Birinci meclisin ruhuyla duracaksınız. Biz de onu yaptık. Biz herhangi bir partiden ayrılarak o parti zemininde bir siyaset, MHP zemininde bir siyaset gerçekleştirmedik. Biz yeni bir parti kurduk ve bu partide Türk milliyetçileri, evet, bu partinin eksenini oluşturdular. Hala da eksenini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında sağdaki ve soldaki bütün vatanperverleri biz bir araya getirdik. Zaten bizim istediğimiz ve Türkiye'nin arzu ettiği, Türkiye'nin ulaşması gerektiği toplumsal uzlaşmayı da böyle sağlayabilirdik. Bundan asla pişman değiliz. Bunu net koyalım. Ama biz bu doğru hedefi ortaya koyduktan ve bu doğru hedefe doğru yürürken antidemokratik seçim yapılanması, İyi Parti'yi dışarıda tutma çabaları, tasfiye etme çabaları ve en son yapılan sadece iktidarı iktidarda tutma
hevesiyle, amacıyla yapılan yeni seçim yasa düzenlemeleri ortaya bizim için de bir sonuç çıkardı. Bu sonuç, bu ittifaktı, olmayabilirdi ama oldu. Şimdi biz bunun analizini yaptık, kendi aramızda konuştuk. Peki ittifak olmasaydı, yani İyi Parti Millet İttifakı'nın bir parçası olmasaydı eğer, sizce daha mı çok oy alırdı yoksa daha mı az oy alırdı? Benim kişisel kanaatim ve birçok arkadaşımın da kanaati %100 değil, %500 çok daha fazla oy alırdı. O zaman az önce biraz anlattınız ama biraz daha bunu açar mısınız? Millet İttifakı'nda olmak İyi Parti'ye niçin kaybettirmiş olabilir? Yani bakın, burada iktidarın bir takım tezleri biraz vardı Cumhur İttifakı'nın. Biraz önce bahsettiğim gibi, Türkiye'nin kutuplaşması, sosyolojik kutuplaşması tehlikeli ölçülerde ne yazık ki ortaya bu sonucu çıkartıyor. Yani siyasi olarak çizgilerinizin farkındalığından kaynaklanıyor olabilir mi? Bu bizim dışımızda gerçekleşmiş ve Türkiye için de tehlikeli bir süreç. Biz bu kutuplaşmanın bitmesini istiyoruz. Biz bu düşmanlığın bitmesini istiyoruz. İyi Parti'nin kuruluş amacı da bu. Tekrar bir millet olduğumuzu hatırlayalım. AKP'li bizim düşmanımız değil, CHP'li de bizim düşmanımız değil. Ve bu arada CHP'lere ve AKP'lere de hatırlatıyoruz. Siz birbirinizin düşmanı değilsiniz. Önceki gün partinizin genel başkan yardımcısı Aytun Çıray, ittifakın sona erdiğini açıkladı, Millet İttifakı'nın. Neden sona erdi Millet İttifakı? Aslında açıklamaya gerek yoktu. Yani seçim akşamı bitti. O sadece bir altını çizmeydi kurumsal anlamda. Bu bir program ittifakı değildi. Bu bir seçim ittifakıydı. Ve Türkiye'deki antidemokratik sürecin dediğim gibi bizi zorladığı bir seçim ittifakıydı. Biz bu seçim ittifakı içerisinde parlamenter demokrasiye geri dönüşü en güçlü vurgulayan parti olduk. Eğer Türkiye'de değişim gerçekleşseydi, parlamenter demokrasiye, hukuk devletine, kuvvetler ayrılığına geri dönüşün önü açılabilecekti. Ama bu sefer olmadı. Ve 24 akşamı da seçim ittifakı sona erdi. Yani parlamenter sisteme dönüş artık zaten bu tabloyla mümkün değildir. Onunla ilgili değil. Bu bir seçim ittifakıydı. Yani seçime giriş için bir ittifaktı. Seçim sonrası ile ilgili bir program düzenlemesi ittifakı değildi. Peki işte dediniz ki az önce CHP ile ittifak kurmak bize oy kaybettirdi. Tam da bu kaygıyla mı acaba Millet İttifakı'nı sona erdirmek istediniz? Böyle bir durumda var mıydı? Hayır. Bakın diyorum ya, seçim ittifakı olduğu için seçim gecesi sona ermişti. Sadece açıkladık. Millet İttifakı sürecek açıklamalarını duyuyorduk. Çünkü diğer genel başkanlar bu konuda niyetlerini bildiriyorlardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu. İttifak seçimden sonra da sürecek diyorlardı. Bu noktada İyi Parti'nin ayrışmasının sebebi gerçekten parlamenter sisteme dönüş konusunda diğer iki partinin tutumundaki çekinceleriniz miydi? Yoksa bu ittifak bize yaramıyor, biz ayrışalım demeniz miydi? Hayır, tekrar ediyorum. Bu ikisi de değil. Birbirimizi daha net anlamalıyız. Bu bir seçim ittifakıydı. Seçim bitti, ittifak da bitti sadece. Peki. Şimdi seçimlerden hemen önce partiniz parlamenter sisteme dönüleceğini söylüyordu. Evet. Bundan sonra da bu iddianızı sürdürecek misiniz? Tabii kesin. Bu sizce artık bundan sonra mümkün mü? Bundan sonra mümkün olması gerektiği, bu gerçekten akıl dışı siyasal sistem uygulanmaya başlandığında çok daha iyi anlaşılacak ve çok daha iyi görülecek. Ve önümüzdeki dönemde Türkiye'nin entelektüel yaşamının, politik yaşamının, tartışmalarının odak noktasında biz bu hatayı nasıl yaptık olacak. Ve hiç olmadığı kadar güçlü parlamenter demokrasiye dönüş talepleri hem siyasette gündeme gelecek hem entelektüel yaşamda gündeme gelecek. Entelektüel yaşam ne kadar baskı altında tutulmaya çalışırsa çalışırsın. Üniversiteler ne kadar korkutulmaya çalışırsa çalışırsın. Akademisyenler
ne kadar kuzuların sessizliğine itilmeye çalışılsa çalışılsın, bu baskının bir sonu var. Korkutmanın bir sonu var. Kuzey Kore'de bile insanlar bir şeyler düşünüyorlar ve rejim dışında bir şeyler düşünüyorlar. Türkiye gibi geniş demokrasi deneyimi olan bir ülkede halk böyle bir tek adam rejimini hak etmediğini, bunun kurumsal bir yapı dahi oluşturmadığını, bir adeta devleti kabileleştirdiğini hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız. Burada bizim uyarılarımız, daha referandum sürecinin başında başlayan uyarılarımızın da ne kadar doğru olduğu önümüzdeki aylarda her geçen gün bir başka uygulamayla göreceksiniz, önümüze çıkacak. Ümit Bey, hem siz bu konuda uyarılarınızı yapıyordunuz, hem muhalefetteki diğer partiler, hepsi bu sistemin ne kadar kötü olduğunu kendilerince söylüyorlardı. Fakat hatta bu seçim için de referandumun referandum yorumları yapılıyordu. Yani halk, evet bir referandum yapıldı ama bu sistem, bu seçimde de göreceğiz ki halk bu sistemi istemiyor diyordu muhalefet kanadı. Ve fakat sonuçta %52 gibi bir rakamla halk bu sistemi aslında bir denemek istediğini göstermiş olmadı mı? Bu anlamda halkın tercihleri konusunda ne dersiniz? Eğer gerçekten Almanya'daki, Fransa'daki, İtalya'daki gibi bir seçim yaşasaydık bu ülkede ve bunun sonunda halk özgür iradesiyle ülkenin her yanında %52 deseydi, evet, o zaman şunu kabul ederdik. Evet, %52 evet dedi, %48 hayır dedi. Bu büyük bir meşruluk verir mi bu şeye, yeni? Hayır, vermez. Net söyleyelim bunu. Şimdi beni dinleyen AKP'ye oy vermiş yurttaşlarımız, ya sen muhalif olduğun için öyle söylüyorsun diye düşünebilirler. Ama ben sadece bir siyasetçi değilim, aynı zamanda siyaset bilimi profesörüyüm ve yıllarca öğrencilere siyaset bilimi dersi okuttum. Ve siyaset bilimi dersinde bütün üniversitelerde anayasanın meşruluğu, toplumsal meşruluğu bölümü okutulurken anayasaya verilen oyların, evet oylarının meşruluk derecesini gösterdiği söylenir. Doğrudur da bu. Eğer bir anayasaya %90 ve üstünde evet denmişse toplumsal meşruluğu geniştir anayasanın. %90, %80 ile arasında bir yerde ise yine geniş bir meşruluğa sahiptir ama %90'lar gibi güçlü değildir. %60'lara düşen bir anayasa, mesela 61 anayasası %62 evettir, toplumsal meşruluğu zayıftır. Çünkü karşısında %38'lik bir ne vardır? Hayır diyen bir blok vardır. Burada her ikisinde de, hem referandumda hem şimdi %51, %52. Aradaki fark olağanüstü az. Dolayısıyla toplumun belli bir kesimine ikna olmadı. Şimdi bakın, %52 halkta, %48 Marslı mı? Yok, onlar da halk. Eğer %48 ki bu %48 baskıya rağmen, tehdide rağmen, dışlanmaya rağmen, aşağılanmaya rağmen, önüne engeller çıkartılmasına rağmen, FETÖ'cü olarak suçlanmasına rağmen bir tavır alıyor. Eğer bu ülkede demokratik bir seçim olsaydı, gerçekten adil bir seçim olsaydı ve ortaya bu çıksaydı, %52 tamam derdik yani, evet. Bu güçlü bir meşruluk vermez ama evet. Ama kendi kendimizi kandırmayalım. Bu ülkede adil bir seçim yapmadık. Bir tarafta devletin tüm kaynaklarına sahip olan, bunları insafsızca kullanan, jandarmayı, polisi, kaymakamı sahaya sürmüş olan, onların köylerde yaptığı çalışmalarla birlikte yürüyen, fotoğrafı var. AKP milletvekili adayı konuşurken kaymakam mikrofon tutuyor.
Hadi bir tane kaymakam Ümit Özdağ konuşurken mikrofon tutsun. Bakalım o kaymakama ne yapıyorlar? Şimdi bir yandan demek ki demokratik bir seçim olmadı. Demokratik bir seçim olmadı. Adil bir seçim olmadı. Ama bunun sonucunda ortaya bu çıktı. Bu çıktı. Evet. Peki bu iyi bir sonuç mu? Hayır. Türkiye için iyi bir sonuç değil. Şimdi Cumhurbaşkanlığı... Türk halkı bunun olumsuzluklarını görecek. Önümüzdeki seçimde biz İyi Parti olarak Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında gideceğiz. Ve tekrar parlamenter demokrasi için, tekrar hukuk devleti için, tekrar kuvvetler ayrılığı için Türk halkının önünde duracağız. Cumhurbaşkanı adayınız Meral Akşener, genel başkanınız %7.2 oy aldı. Partinizin aldığı oyun altında kaldı. Evet. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Neden böyle olmuş olabilir? Çünkü son süreçte, yani son referandum sürecinde, seçim sürecinde yine bir güçlü psikolojik operasyon dalgası yaşadık ve Türkiye'de oluşturulan bu sosyolojik yapıya uygun bir iki kutuplaşma. Sol aday Erdoğan oyunu oynandı. Yani seçim Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçti diyorsunuz. Biz o süreçte şunu gördük. Dedik ki yani bu iktidarın arzu ettiği şey, ve iktidar bu oyunu çok iyi oynuyor. Sayın Akşener birçok konuşmasında ve bizler birçok konuşmamızda şöyle bir uyarıda bulunduk. İkinci turu düşünün. İkinci turda kim kazanabilir? Türk siyasi tarihine baktığınızda bunun ince olması şansı hiç yoktu. Tabii biz bunu biliyorduk da Sayın İnce bilmiyor muydu? Bence Sayın İnce de biliyordu. Ama o Cumhurbaşkanlığı kampanyası üzerinden aynı zamanda bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı kampanyası yürüttü. Meşru mu? Meşru. Yani hani ben bunun içinde İnce'yi suçlamam. Ama o bir iyi bir CHP Genel Başkanlık kampanyasıydı. Şimdi ortaya da çıktı zaten. CHP Genel Başkanlık kampanyası oldu. Muharrem İnce'nin performansı Meral Akşener'den daha mı iyiydi? Doğrusu Sayın Akşener'in performansıyla İnce'nin performansını karşılaştırmak için ikisine de aynı şartları vermeniz lazım. Aynı şartları sağlarsanız bu karşılaştırmayı yaparız. Ama Sayın Akşener 7 aydan beri en ağır şartlarda, baskılar altında, dışlamalar altında, hakaretler altında, tehditler altında Türkiye'de bir siyasi partinin kuruluşunun liderliğini yaptı ve adım adım Türkiye'yi dolaştı. Bunu parasız yaptı. En iyi bilenlerden bir tanesiyim ben. Bunun nasıl parasız olduğunu. Bir şehre gittiğimiz zaman o şehirde kalmayıp gece geri dönüldüğünü. Neden? Adını koyalım canım, verecek otel paramız yoktu onun için. Bir tarafta bunu koyun İyi Parti ve Sayın Genel Başkan için. Öbür tarafta da hiçbir para sıkıntısı olmayan büyük bir kampanya yürütüldü. Şimdi bana bir an için sanki tarafsız bir gözlemciymişim gibi sorarsanız nasıl İnce'nin performansı? Ben İnce'nin performansının siyasi hayatındaki en iyi performans olduğunu gördüm. Siz siyaseten başarılı buldunuz yani. Başarılı bir performans. Ama hani bu ikisini karşılaştırabilir misiniz? İkisine de aynı şartları koyun bakalım nasıl oluyor? Kısa, bir aylık bir performans. Hiçbir sıkıntısı yok ve her yerde de önü açılıyor. Çünkü bu isteniyordu. Şunun araştırmasını yaptırdınız mı? Ya da bir tahmininiz var mı? Parlamentoda partinize oy verenler Cumhurbaşkanlığında size, yani Meral Hanım'a oy vermeyip hangi adaya oy vermişlerdir? O aradaki %3'lük kesim sizce Muharrem İnce'ye mi oy verdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı? Ya da diğer adaylardan birine mi? Doğrusu çok ezbere konuşmak istemem ama son birkaç Ankara ve İstanbul
mitinglerinin yaratmış olduğu ve yaratılmasının istendiği bir etki vardı. İyi Parti'nin seçmeninin bir bölümü bundan etkilenmiş olabilirler. Ve İyi Parti'ye oy verirken Cumhurbaşkanlığında İnce'ye vermiş olabilirler. Ama henüz parti olarak bizde bitmiş bir araştırma yok. Ama çalışılan üzerinde bir araştırma var. Kılıçdaroğlu aday olsaydı sizce Meral Akşener'den yine böyle daha fazla mı oy alırdı? Meral Akşener'in oyları öyle bir durumda nasıl etkilenirdi? Çok teorik bir soru cevap vermeyi tercih ederim. Peki. Şimdi şeyle devam edelim. Sizin aslında parti içinde de bir takım tartışmalar yaşanıyor mu yaşanmıyor mu bunu da merak ediyoruz. Çünkü CHP bu süreçten sonra bir olağanüstü kurultay tartışması yaşadı. Aynı tartışma İyi Parti'de de var mı? Yani önümüzdeki süreçte sizde de bir genel başkanlık yarışı, olağanüstü kurultay gündeme gelir mi? Hayır. Çok kısa, çok net. İyi Parti'de bir kurultay yarışı yok. İYİ Parti son 7 ayda neleri iyi yaptığını biliyor. Şimdi neleri yanlış yaptığımızı da görüyoruz ve tartışıyoruz. Neleri eksik yaptığımızı ve bunları nasıl düzelteceğimizi tartışıyoruz. Şimdi yerel seçimler var. Bizim için yerel seçim süreci başladı. Objektif yine çok siyasetçi olarak konuşmayacağım. Siyaset bilimci olarak konuşacağım burada. 24 Haziran seçimleri öncesine göre İyi Parti'ye baktığımız zaman ben iki şey görüyorum. Bir, sübjektif anlamda daha zayıfız. Nasıl? Şöyle daha zayıfız. 24 Haziran öncesinde acaba ne alır diye siz de soruyordunuz, değil mi? Ve bir gizli oy patlaması mı yaşanacak? Bunun dip dalgadan bir söz dalga, ediyordu. Evet. Bu dip dalga, bunun verdiği güç vardı. Ama objektif olarak baktığımızda, nesnel koşulları, 24 Haziran seçimleri sonrasında İyi Parti daha güçlü bir partidir. Birincisi, İyi Parti artık bir seçim deneyimi geçirmiştir. Bir parti teşkilatı seçim deneyimi geçirmeden parti olmaz. Bunu İstanbul'da ilçe başkanlarıyla yapmış olduğum toplantıda seçimlerden hemen bir hafta önce ifade etmiştim. Şimdi parti olacağız. Şimdi parti olduk. Önemli bir deneyim. İyi ilçe başkanlarımız vardı. Eksik işler yapan ilçe başkanlarımız vardı. Çok iyi adaylarımız vardı. Çok eksik işler yapan adaylarımız oldu. Bütün bunları gördük. Sandık başlarında çok iyi olduğumuz yerler oldu. Kötü olduğumuz yerler oldu. Şimdi onları tespit ettik. Eksiklerimizi gördük. Fazlalarımızı gördük. Kampanyamızda eksik yanlar vardı. Kampanyamızda muhteşem ve ödül alacak, bakın ödül alacak derken laf olsun diye söyleyeyim, gerçekten ödül alacak yanlar vardı. Çok küçük bütçelerle çalıştık. İnanılmaz küçük bütçelerle. İstanbul gibi bir kent, bakın. Türkiye'nin en büyük kenti, dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesinde İstanbul İl Örgütü'nün bütçesi yoktu. Bütçesiz çalıştık. Ve bütçesiz 8 milletvekili çıkarttık. Bu olağanüstü bir başarıdır bence. Ha, istediğimiz bu muydu? Hayır. Doğru konumlanmayı yapsaydık yine bu şartlarda daha yüksek alabilir miydik? Alırdık, ben öyle düşünüyorum. Ama siyaset pişman olma yeri değil. Pişmanlığa yer şey yoktur, zaman yoktur. Siyasette dersiniz, alacaksınız ve yola devam edeceksiniz. Biz iyi yaptığımız şeylerden de dersimizi çıkartıyoruz. Kötü yaptığımız, eksik yaptıklarımızdan da dersimizi çıkartıyoruz ve yola devam ediyoruz. Dolayısıyla şimdi, parti içinde bir yönetim artık tartışması mecliste yok diyorsunuz. Mecliste güçlü bir grubumuz var. Deneyimli bir grup. Ve tabii bakın şu da var. Seçimden önce hazine desteği olmayan bir partiydik. Şimdi hazine desteği alan bir partiyiz. Bütün bunlar objektif olarak baktığımızda da İyi Parti'nin 24 Haziran öncesine göre çok daha güçlü bir parti olduğunu bir gösteriyor. Bir moral bozukluğu, biraz psikolojik bir zayıflık var ama somut olarak realitede somut daha olarak güçlü. Ortada real bir güç var. Peki siz de aslında genel başkanlık iddiası olan siyasette bir siyasetçiydiniz. MHP'de öyle bir niyetiniz olmuştu. Ben genel başkan olsaydım İyi Parti daha yüksek oy alırdı dediğiniz, böyle aklınızdan geçirdiğiniz oldu mu hiç? Bunlar siyasette tehlikeli sorulardır. Doğrusu bu soruyu sormaya
kendime hiç vaktim olmadı. Benim bir işim vardı. Ben o işimi yapmaya çalıştım. Siyasette şunu gördüm. Kendi işini yapmayıp, ben şurada olsaydım şunları yapardım diyen siyasetçiler siyasette hep başarısız oldular. Eğer siyasette başarılı olmak istiyorsanız, önce bulunduğunuz yerin hakkını vereceksiniz. O işi iyi yapacaksınız. Peki şimdi bir parti içerisinde evet genel başkanlık konusunda bir olağanüstü kurultay konusunda tartışma yok diyorsunuz. Yok. Peki siyasete bundan sonra hangi çizgide devam edeceği konusunda görüş ayrılıkları var mı parti içinde? Böyle tartışmalar var mı? Örneğin bu CHP ile ittifak iyi oldu kötü oldu gibi tartışmalar, bir kaynama var mı parti bakın, içinde? Hayır, böyle bir kaynama yok ama bizde demokratik bir ortam var. Yani biz bir partiden ayrılırken bir demokrasi ve hukuk mücadelesi vererek geldik. Şimdi gerimizde böyle bir şeyi bırakmışken yeni kurduğumuz partide demokrasinin ilkelerine benimsemememiz ve uygulamamız düşünülemez. Ondan dolayı hep bir istişare mekanizmasını güçlü bir şekilde çalıştırmanın mücadelesini veriyoruz. Sayın Genel Başkan da en son seçimler ertesinde iki gün sustu denildi. Sonra bir açıklama yaptı. Çünkü önce GİK ile konuşmak istedi. GİK'in fikrini almak istedi. Genel İdare Kurulu'nun, partinin en yüksek yönetim organının. Biraz geç açıklama yapmasının oradan sebebi almış olduğu destekle, oradan almış olduğu fikri duruşla kamuoyunun önüne çıktı ve açıklamasını yaptı. Bunu bundan sonra da sürdüreceğiz ve bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde partinin kurucuları, GİK milletvekilleri bir kampta bir araya geleceğiz ve bundan sonraki yol haritası üzerinde bir çalışmamız olacak. Değişik gruplar kuruluyor ve bu gruplar değişik konuları inceleyecekler. Sonra bunun yaşama geçirilmesine başlayacağız. Ama şunu göreceksiniz, biz mecliste ve meclis dışında farklı ve çok etkin bir muhalefet stratejisi izleyeceğiz. Bunu detaylandıracağım ikinci bölümde. Hayır, evet. Bunu hiç detaylandırmayın. Bunu yaşayarak göreceksiniz. Çünkü bazı şeyler stratejik mahremiyet içerir. Onu söylemezsiniz ama onu yaptığınızda karşınıza çıkar. Peki bundan sonra ama İyi Parti nasıl bir çizgi izleyecek onu konuşalım. Yeter ki siz İyi Parti'yi İyi Partililerden dinleyin medya olarak. Yani bizi davet etmeye devam edin. Biz geliriz kendimizi anlatırız. Şimdi parti içindeki tartışmalardan basına yansıyan isimlerden bir tanesi de Yusuf Alaçoğlu'ydu. O da MHP'den ayrılarak partinize geçen isimlerden biriydi. Fakat aday gösterilmedi. Niye aday gösterilmedi? Tam olarak ne yaşandı o süreçte? Şimdi Yusuf Hoca, Yusuf abim benim, aynı zamanda Yusuf Hocam. Türk tarihçiliğinin yüz akı olan bir isim. Sadece Türk tarihçiliğinin değil aynı zamanda Türkiye'de siyasetin de duayen ve saygın isimlerinden bir tanesi. Yani bütün partileri saygı duyduğu bir isim. Onun siyasette aday gösterilmemesi bir şehir konusuyla ve Yusuf Hoca'nın demokratik temasa, yani seçmenle demokratik temasa büyük hassasiyet göstermesiyle ilgiliydi. Yusuf Hoca isteseydi Kayseri'den birinci sırayı rahatlıkla alabilirdi. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Kayseri birinci sırayı kendisine önerdi. Ama Yusuf Hoca yine AKP'nin Yusuf Hoca'ya uygulamış olduğu ayrımcı ve cezalandırıcı politikadan dolayı, detaylarına girmek istemiyorum. Kayseri'de, daha doğrusu İzmir'de bulunmak zorundaydı. Yani Kayseri'de olursam seçilemem kaygısı mı yaşadı? Hayır, olursam seçilemem değil. İzmir'de bulunmak, ailesi İzmir'de bulunuyor çünkü. O da küçük çocukları var. Daha çok İzmir'de bulunmak istiyor. Eğer dedi ben Kayseri'den aday olursam ve Kayseri vekili olursam Kayseri'ye sık sık gidemem.
seçmene karşı mahcup olurum. Beni seçen insanlar beni her hafta karşılarında görmek isterler. Ben Kayseri vekili olduğum sürece her hafta Kayseri'ye gittim, geldim. Bunu Kayseri'de seçmene yapamam dedim. Şimdi başka bir milletvekili adayı şöyle düşünebilirdi. Ya ne olacak? Kayseri'den seçilirim veya şuradan seçilirim. Çok fazla da gitmem. Ayda bir gitmem diyebilirdi. Yusuf Hoca bunu söylemedi. Eğer ben bir yerden milletvekili seçilirsem o yerin milletvekiliyim ve oraya sık sık gitmeli, seçmenimle temas kurmalıyım dedi. Bu kendisinin İzmir'de de genel başkan onu ikinci sıraya yerleştirmek istemedi ve ortaya böyle bir sonuç çıktı. Böyle bir sonuç. Keşke böyle bir sonuç çıkmasaydı. Biz bundan üzüntü duyduk. Evet. Çünkü Yusuf Hoca'nın sadece İyi Parti tabanında değil, bütün partilerin tabanında bir seveni var. Bunu da biliyoruz. Böyle olmamasını isterdik, arzu ederdik. Kişisel olarak ben çok üzüldüm bundan dolayı. Ama Yusuf Hoca buna rağmen seçimlerde, bütün seçimler boyunca yurt içinde ve yurt dışında İyi Parti için çalışmalarını sürdürdü. Hem Avrupa'ya gitti, Avrupa teşkilatlarında çalışmalar yaptı. Hem döndü Kayseri'ye gitti, Kayseri'de çalışmalar yaptı. Yani İyi Parti için çalışmaya devam etti. Devam ediyor ama seçimden sonra da bazı eleştirileri oldu. Şimdi yeri gelmişken onu konuşalım. Seçimden sonra biraz eleştirel bir açıklama yaptı. Dedi ki şimdi bizim İyi Partililer başarılı olduk diyorlar ama biz sonuçta başaramadık. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı olduk? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız. Bu başarı mı? Diye bir açıklama yaptı. Ne diyorsunuz bu sözlerine? Şimdi ben de başında aynı şeyi söyledim. Yani yola çıkış hedefimiz açısından başarılı mıyız? Değiliz. Parti içinde bir kırgınlık, kırılganlık yarattı mı yola, bu açıklaması? Yola çıkış hedefimiz açısından başarılı değiliz ama hangi koşullar altında çıktığımız ve nereye geldiğimiz açısından bakarsak başarılıyız ve bundan sonrasına bakmalıyız. Dolayısıyla siz de hak veriyor musunuz? Bu eleştirisi bir kırgınlık, kırılganlık yaratmadan verin. Hayır, bu kırgınlık, kırılganlık değil. Biz demokratik bir kültürü savunuyoruz. Tabii Yusuf Hoca bunu söyleyecek yani. Ümit Bey, şimdi bundan sonraki süreçte MHP tabanından niye oy alamadınız, siyasette nasıl bir çizgi izleyeceksiniz, bütün bunları konuşmak istiyorum. Ama bir kısa aramız var. Tabii. Kısacık bir araya gidelim. Ondan sonra yine kesmeden devam edelim. Tamam. Kısa bir ara, Ümit Özdağ'la hem İyi Parti'yi hem bundan sonraki süreci konuşmaya devam edeceğiz. Gerçek fikrine de Ümit Özdağ'la İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'la konuşmaya devam ediyoruz. Ümit Bey, şimdi %10 gibi bir oy oranı aldınız. Peki bunu daha önce böyle bir parti yoktu. Dolayısıyla başka partilere oy veren seçmenlerden aldınız. Evet. Hangi partilerin seçmeninden oy almış olabilirsiniz? Tahmininiz ne yönde? Tahmin değil, ben seçim öncesinde birçok kamuoyu araştırması yaptırdım. Sayın Genel Başkan'ın yaptırdığı araştırmaları da Sayın Genel Başkan bizle paylaştı. Onun için değişik şirketlerin seçim öncesi analizlerini biliyoruz. Fakat dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile yapmış olduğumuz ittifaktan dolayı bunlarda belirli sapmalar oldu. Ancak net görülen şu, Milliyetçi Hareket Partisi tabanının önemli bir bölümü İyi Parti'ye geldi ve şu anda İyi Parti'de minimum %7. %7'si. Yani diyorsunuz ki İyi Parti'ye gelen oyların %7'si MHP'den geldi. Evet, MHP'den gelen oylar. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir oy var. AKP'den beklediğimiz oranda değil ama gelen bir oy var. AKP %7 oy kaybetti. Bu %7 oyun hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitmedi. AKP'den bize gelen oy da var. Ve bu bizim beklediğimiz oranda değildi. Olması gereken oranda değildi ama durum bu. Yani o yüzde kalan 3'ün büyük bölümü CHP'dir.
Çok minimal bir kısmı mı AK Parti'dir? Yani nedir tam? Onu çalışıyoruz. Onu çalışıyoruz. Ezbere bir şey söylemeyeyim. Peki. Şimdi bir yandan da MHP'nin oyları tartışılıyor. Çünkü İYİ Parti efektiyle hep kamuoyu araştırma şirketleri MHP'nin oyu düşecek diyorlardı. Ama %11'i gördü. Buna dair kendi partiden de epey güçlü açıklamalar duyduk. Siz MHP'nin %11'lik oy oranını nasıl açıklıyorsunuz? Sizin beklediğiniz bir şey miydi? Hayır, benim beklediğim bir şey değildi. Kimsenin beklediği bir şey değildi. Güneydoğu Anadolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne çıkan oy patlaması bu normal siyaset dilimi analiziyle kolay kolay izah edilebilecek bir oy patlaması değil. Ama İYİ Parti'ye gelen AKP oyu yön değiştirdi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitti. Peki, onlar büyük çoğunlukla AK Parti'den aldılar diyorsunuz. Evet. Bu seçimde ülkücü, milliyetçi bir söylem izlememişti İYİ Parti spesifik olarak. Daha merkeze oynamıştınız. Biz milli merkez istiyoruz. Böyle bir tercih yapsaydınız eğer, sizce oyunuz artar mıydı? Nasıl bir sonuç elde ederdiniz? Hayır, bu onunla ilgili değil. Biz bir defa milli bir söylemle yaklaştık meseleye. Ama zaten başından beri milli, demokratik bir söylemi benimsemiş durumda bu parti. Milli meselelerde hiçbir taviz vermeden çok net bir duruş sergiliyoruz. Bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Yani milliyetçiliği sadece bir retorik olarak değil, fiiliyatta bir politika uygulaması olarak İYİ Parti'de yaşıyoruz. Bundan sonra da yaşayacağız. Bundan da hiç kimse taviz vereceğimizi düşünmesin. Yani, eğer Yunan ordusunun işgal ettiği adaları, bakın Yunan ordusunun işgal ettiği Türk adalarını hiç ağzınıza almıyorsanız, hiç gündeme getirmiyorsanız ve bunu susuyorsanız bu konuda, o zaman istediğiniz kadar milliyetçi retorik kullanın. Veya Anadolu'ya girişimiz 1071'dir. 1071'den bu yana üç büyük tehlike yaşadı Türkler Anadolu'da. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz, belki üzerinde ayrıntılı olarak dururuz, Haçlı Seferleri'dir. Yani biz 1071'de geldik. 1095'te 24 sene sonra Haçlı Seferleri başladı ve 200 sene sürdü. Amacı Türkleri Anadolu'dan çıkartmaktı. Kısmen başarılı oldular, geri attılar. Sonra geri geldik ve sonunda bu coğrafyaya oturduk. İkincisi, bu coğrafyada devletimizi yıkan Timur istilasıydı. Üçüncüsü Mondros tarihisi. Ve şimdi bu üçü kadar son 1000 senede büyük bir tehdit var. O da Suriyeli sığınmacılar. Bakın, şu burada anda resmi rakamlar, evet, resmi rakamlar, 3,5 milyon Suriyeli, 400 bin de diğer gruplardan Türkiye'de mülteci var deniliyor. Türkiye gayri safi milli hasılasına göre dünyada en fazla mülteci veya sığınmacı yardımı yapan ülke. Harcanan para 38 milyar dolar. İnanılır gibi bir şey değil bu. Her sene 6,3 milyar dolardan bahsediyoruz. Türkiye'de sosyal yardımlar, hani her insanın, fakir olan her insanın bir şekilde faydalandığı toplamı ne 8 milyar dolar. Ama 6,3 milyar dolar da Suriyelilere yardım yapılıyor. Ve bunun bir sonu yok. Ama ne bir yandan da benim şöyle deniyor ya, ülkesini kaybetmiş masum insanlara Türkiye kucak açmasa mıydı, kapıları mı kapatsaydı? Şimdi bakın, yani bu konuda bakın, nasıl eğer bir strateji öneriyor İYİ Parti? Bir ülkede, komşu ülkede iç savaş varsa iç savaşı kışkırtmayacaksınız. AKP iç savaşı kışkırttı. Davutoğlu, o inanılmaz ve kabul edilmez bir kendini beğenmişlikle Türkiye'yi çok büyük bir riske atmıştır. Ama o bile şunu söylemişti. 100 bin sığınmacı kırmızı çizgimizdir.
35 kat aşıldı. 35 kat. Şimdi beni dinleyen AKP'liler bana kızıyor olabilirler. Açsınlar Hürriyet Gazetesi'ne baksınlar. Şimdi 17 Ocak. Herhalde 4 Ocak veya 5 Ocak. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş. Bütün sorunlarımızın temelinde Suriye var diyor. Doğru. AKP'li sorumlu politikaların tamamı böyle düşünüyor. Çünkü gerçek verileri biliyorlar. Suriyelilerle birlikte bakın. Evet. Biz tabii ki bir ülkeden kaçan, oradaki savaştan kaçan insanlara yardım edeceğiz. Etmeliyiz. Yani bu bizim bir özelliğimiz. Yani biz Avrupalıların davrandığı gibi davranamayız. İktidarda biz de olsak biz de yardım ederdik. Ama biz oradaki iç savaşı kışkırtmazdık. Kışkırtmaya devam etmezdik. Esad'ı devireceğiz diye orada Selefi cihatçıları desteklemezdik. İki, evet, şimdi kadınları ve çocukları alıyorsunuz ama öte yandan benim askerim o topraklarda güvenlik sağlamak için şehit olurken, savaşırken hala şehit oluyor ve savaşıyor. Aynı yaştaki Suriyeli Taksim'den nargile içiyor kardeşim. Ben bunu kabul etmiyorum. Üstüne üstlük yetmiyor. Üstüne üstlük yetmiyor. Fakir Baba diyor ki biz bunlara diyor gitmek isteseler de götürtmeyeceğiz. Vatandaşlık vereceğiz. Spiker soruyor peki diyor daha fazla gelirse onlara da veririz diyor. Vatandaşlık vermek ne demek biliyor musunuz? Vatandaşlık vermek ki AKP'nin politikası budur vatandaşlık. Vatanı paylaşmak demek. Kimden alıyorsunuz siz bu yetkiyi? Vatan kolay elde edilen ve kolay paylaşılan bir şey değil kardeşim. Meral Akşener'in aslında seçim sürecinde bu konuda bir vaadi vardı. Evet, bir sene sonra evet. Biz de Halep'te Ramazan'da iftarı birlikte yapacağız. Bunu nasıl yapacaksınız? Bizim politikamız yani, bu. Suriye'de savaş devam ediyor. İnsanların gidebileceği bir bakın, yer yok. Sayın Akşener'in ne kadar doğru söylediği dün ortaya çıktı. Suriye rejimi çağrı yaptı. Geri dönün. Artık dedi barış alanları sağlandı. Ama evet. Türkiye'ye sığınanlar içerisinde muhalif rejimle Suriye'de, muhalif olan Suriye'de insanlar küçük, da var. Suriye'de küçük bir bölgeye sıkıştı savaş. Geniş alanlarda barış tesis edildi. Ve bakın çatışmanın devam ettiği alana bile veya çok yakınına bile bayramda ziyarete gidiyor geri dönüyor. Şimdi Almanya bunu yapmıyor. Şimdi yurttaşlarımız şunu sorabilirler kendi kendine. Ya bu 3,5 milyon. Biliyor musunuz 2040 yılında ne olacak Türkiye'deki Suriyeli nüfusu? Biz hesapladık 7,5 milyon oluyor. Bugün her 20 kişiden bir tanesi Suriyeli mülteci. Tekrar ediyorum. Her 20 kişiden bir tanesi Suriyeli mülteci Türkiye'de. Peki böyle devam ederse AKP iktidarda kalır ve bunlara vatandaşlık verirse ne olacak? Her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Somut politikası nedir İyi Parti'nin bu konuda? Evet tamam Esad çağrı yaptı diyorsunuz. Ama dediğim gibi Türkiye'de olup da şu anki yönetimle, Suriye'deki yönetimle barışık olmayan, giderlerse belki hayati tehlike yaşayacak insanların da olduğu söyleniyor. Böylesi bir durumda İyi Parti'nin bu bir yıl içinde evlerine geri göndereceğiz söylemi ne kadar gerçekçi? Şimdi biz bir hesaplama yaptık 35 milyar dolarla. Neler yapılabilirdi Türkiye'de? 7 tane Boğaz Köprüsü yapıyorsunuz biliyor musunuz? 50 bin kilometre duble yol yapıyorsunuz. Mevcut bütün duble yolların 25 bin kilometre olduğunu düşünün. 8300 kilometre hızlı tren hattı yapıyorsunuz. 2 tane havalimanı yapıyorsunuz. 12 tane Marmara Ray yapıyorsunuz. Bir tane daha GAP yapıyorsunuz. 52.500 tane 32 derslikli okul yapıyorsunuz. Bu sayıyı arttırabiliriz. 1050 tane 500 yataklı hastane yaptırıyorsunuz. Bir tane o zaman şehir hastanesi yaptırmanıza gerek kalmaz. Şimdi biz şunu söylemiyoruz İYİ Parti olarak. İnsanları alalım, ateşin içine atalım. Yok böyle bir şey.
Şimdi ak troller çıldırıyorlar biz Suriyelilerle ilgili bir şey söylediğimizde. Neden? Çünkü yalan söylüyorlar Türk halkına. Ama bakın, yalan söylüyorlar Türk halkına. Biz Suriye'de barışın şartlarına Türkiye'nin en kısa zamanda en güçlü şekilde destek vereceği bir dış politika izleyeceğiz. Barışın şartlarına. Biz Esad rejimiyle el sıkışırız dedik. Diyorlar ki ya siz katil Esad'la nasıl el sıkışırsınız? Çok basit. Siz katil Öcalan'la nasıl sıkıştıysanız öyle sıkışırız. Ya, yani bize kimsenin bu konuda ahlak dersi vermeye hakkı falan yok. Bizim için önce Türkiye'nin menfaatleri geliyor. Ve tekrar ediyoruz. Eğer Suriyelilere vatandaşlık verirseniz 20 sene sonra Türkiye, Türkiye olmaktan çıkıyor. Rakamlar ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında burada kalmayacakların altını vurguluyor artık. AKP tabanı da bu konuda bizim gibi düşünüyor. Şimdi herkes böyle düşünüyor Türkiye'de. Bir defa Suriyelileri Türkiye'ye vatandaşlık olarak dayatma politikası bir Türk tarihine, iki Türk milletine, üç bin senelik bu ülkedeki tarihimize, 50 milyon şehidimize yapılmış hakarettir. Bunları kabul etmeyeceğiz. Suriyeliler bizim kardeşimizdir. Onların oraya dönmesinin şartlarını oluştururuz. Evet, dediğiniz gibi önemli bir soru var. Rejimle muhalif olan unsurlar var. Bunlar nasıl dönecekler? Bir, bunların ılımlı olanları var. Dönebilecek olanları var. Dönebilecek olanlarının rejimle uzlaşmasının zeminini hazırlarız. Görüşmeleri biz yaparız. Bir diplomasi yöneteceksiniz. Diplomasi yöneteceğiz. Yani. İki, Suriye'nin kuzeyinin yeniden inşasına Çin giremez. O bizim işimiz. Türkiye'nin işi, Türkiye ekonomisinin işi. Türkiye büyük bir bedel ödedi. Üstelik burada bir bölümü Türkçe öğrenmiş, Türk iş dünyasıyla ilişkisi olan bir Suriyeli yapısı var. Bu insanlar kendi ülkelerinin yeniden imarına katkıda bulunurken Türk iş dünyası da Suriye'nin yeniden inşası süreci içerisinde olmalı. Biz böyle bir politikayı savunuyoruz. Yani savaşta ama, yıkılan yerleri de Türk iş adamları. Evet, tabii. Ama küçük yapsınlar. Bir grup, küçük bir grup selefi cihatçı var. Bunların hiç kimseyle uzlaşması mümkün değil. Bunlar geliyorlar Ankara'nın göbeğinde de katliam yapıyorlar. Bunlar Gaziantep'te de sokakta düğünde oynayan çocukları katlediyorlar. Şimdi bunlarla nasıl uzlaşacağız? Kim uzlaşacak? Biz de uzlaşmayız, Esad da uzlaşmaz, kimse uzlaşmaz bunlarla. Kimse bunları desteklemeyi aklından da geçirmemeli. Biz ama ne yazık ki bütün gruplar desteklendi. Suriye halkının başına gelecekleri tartışıyoruz. Şimdi buraya şuradan geldik. Dediniz ki milliyetçiliği anlatırken, İyi Parti'nin milliyetçilik konusundaki şimdi duruşunu anlatırken şimdi bunlardan bahsetmeden, aslında bunları gündeme getirmeden ne yapacaksınız? Milliyetçilik yapacaksınız. Hayır. Milliyetçilik dediğim gibi sadece bir retorik değildir. Milliyetçilik politikadır. Milliyetçilik politikadır. Peki biz neyi temsil ediyoruz? Biz Milli Merkez'i temsil ediyoruz. Tamam, onu farklı konuşalım mı biraz? Evet. Çünkü birinci Milli Meclis Merkez derken birinci meclisin ruhunu temsil ediyoruz biz. Bunu açmanız için bir soru soracağım. Milli Merkez derken nasıl bir milliyetçilik anlayışı benimsiyor İyi Parti? Bu anlamıyla MHP'den farkınız nedir? Şimdi bakın, ben kendimi ve İyi Parti'yi MHP'den farkı, CHP'den farkı, AKP'den farkıyla izah etmem. Ama seçmenin biz anlaması, biz kendimizi anlatırız. Biz kendimizi anlatırız. Kendimizi anlatmamızdan seçmen anlar. Biz milliyetçiliği bir başkasına düşmanlık değil, Türkiye'nin kalkınma sürecinin, zenginleşme sürecinin ve demokratikleşme sürecinde bir itici güç olarak görüyoruz. Bu bir yarış. Yani eğer maraton koşuyorsanız, ki milletler de maraton koşarlar, devletler de maraton koşarlar, biz burada Milli Merkez'de demokratik, üretimci, bakın üretimci, rekabetçi bir milliyetçilik anlayışıyla ve toplumun tümünü kucaklayarak, %100'ünü kucaklayarak
bir sembol milliyetçiliği değil, bir politika milliyetçiliğini hep savunduk, yapıyoruz. Bundan sonra sembol milliyetçiliği değil, sembol, politika hayır, milliyetçiliği. Gerçek politikalar, somut Türkiye'nin milli menfaatlerini temsil eden. Bakın, demokrasiyi savunmuyorsanız milliyetçi olamazsınız. Hukuk devletini savunmuyorsanız milliyetçi olamazsınız. Neden? Hukuk devletini savunurken halkın hukukunu savunuyorsunuz demektir. Milletin hukukunu savunuyorsunuz demektir. Milletin hukukunun bir tek kişinin eline teslim edip nasıl milliyetçi olabilirsiniz? MHP'yi bu anlamda mı? Bakın, ben MHP'den bahsetmiyorum. Ben sadece söylüyorum. Şu parti veya bu parti demiyorum. CHP? Peki CHP'den farkı ne olacak? Şimdi İyi Parti mecliste, bakın, CHP'den farklı olarak neleri savunacak, neleri önerecek, nasıl bir siyasi çizgi izleyeceksiniz? Onları geldiği zaman göreceğiz hep birlikte. CHP'nin ne getireceğini bilmiyoruz. AKP'nin ne getireceğini de bilmiyoruz. Getirdikleri zaman göreceğiz. AKP'nin iyi yaptığı bir şey hatırlıyor muyum? Doğrusu çok hatırlamıyorum. Bir tane var, sigara yasağı. AK Parti'ye önümüzdeki dönemde yasama sürecinde destek vereceğiniz konular, politikalar olabilir mi? Böyle bir en azından rezervinizin olmadığını söylemek mümkün mü? Hayır, bakın. Biz AKP'nin 16 seneden beri Türkiye'nin başını büyük belalara soktuğunu düşünüyorum. Bu belaları o kadar büyük ki Türkiye'nin hayati menfaatlerini tehdit eden belalar. Ve bir türlü de devlet yönetmeyi öğrenemediler. 16 senede hata üzerine hata. En son büyük hataları bu başkanlıktan önce 15 Temmuz. Birkaç gün önce başbakana sordu bir gazeteci Anadolu Ajansı'ndaki toplantıda. Dedi ki yani böyle bir projeniz, keşke olmasaydı dediğiniz, zor olduğu bir projeniz ne vardı? Binali Yıldırım inanılmaz bir cevap verdi. Dedi ki 15 Temmuz. Şimdi Binali Yıldırım Bey'in espri yapmaya çok meraklı bir kişi olduğunu biliyoruz toplum olarak. Hani espriler de genellikle kötü espriler ama doğrusu bir başbakanın bu kadar aptalca bir espri yapabileceğini hiç düşünmemiştim. O gece bu ülkede yüzlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce insan yaralandı. O gece Türkiye Cumhuriyeti uçurumun kenarına geldi. Altında Binali Yıldırım'ın imzasının olduğu FETÖ'cü generaller o gece bu ülkede demokrasiyi katletmek için yola çıktılar. Ve Yunan ordusunun yapmayacağı şeyi yaptılar, parlamentomuzu bombaladılar. Şimdi Binali Yıldırım bunun üzerine kalkıp 15 Temmuz'dan bu şekilde bahsederse o gece kanı dökülen herkese hakaret ediyor demektir. Ümit Bey. Ya da Binali Yıldırım bilinçaltını konuşturdu. Acaba hangisi? Ben bunun cevabını Binali Yıldırım'dan Türk kamuoyu önünde soruyorum. Sayın Binali Yıldırım, bilinçaltınız mı konuştu? Bakın, şimdi Türkiye'de adliyelerde birçok kişi 15 Temmuz'a proje dediği için yargılanıyor. Yargılanıyor. Bilinçaltınız mı konuştu, yoksa çok aptalca bir espri mi yaptınız? Hangisini yaptınız onu bir söyleyeyim size. Bu konudaki eleştirilerinizi saklı tutalım, kenara koyalım ama bir yandan da sizin partinizden Fahrettin Yokuş'tan ilginç bir açıklama geldi. Dedi ki eğer AK Parti MHP ile sorun yaşarsa elimizi taşın altına koyarız. Tam bu sözleri öyle ne anlama geliyor? Yok. Fahrettin Bey deneyimli bir arkadaşımızdır. Ve siyasetin içinde olmasa bile, siyasette yeni olmasına rağmen çok uzun süreden beri sosyal yaşamın içinde olan ve bir uzun sendikacılık geleneğinden gelen bir arkadaştır. Ben de hemen ilk manşeti okuyunca
Dedim ki Fahrettin Bey acaba ne dedi? Açtım baktım. Açıklama öyle bir açıklama diyor. Çok dengeli bir açıklama. Evet. Yani şöyle bir AKP Türkiye lehine bir şey yapıp da başka bir partiden destek bulamaz ise bizden destek isterse veririz demiş. Şimdi, ben tabii şunu düşündüm. Son 6 senede AKP Türkiye lehine ne yaptı? Bundan sonra yapma ihtimali ne? Doğrusu bu tamamen teorik ama bir mesele. Ama böyle FETÖ'yle mücadele, işte terörle mücadele gibi sizin de destek verdiğiniz konularda eğer ihtiyaç olursa AK Parti ile ortak hareket eder misiniz önümüzdeki süreçte? Şimdi bakın. Yahut destek verir misiniz yasama süreçlerine? Biz kimseyle ortak hareket etmeyiz. Tekrar ediyorum. Biz kimseyle ortak hareket etmeyiz. Ortak hareket etmek doğru bir ifade değil. AKP'nin FETÖ'yle mücadele ettiğini de düşünmüyoruz. Ortada olan şey Erdoğan'ın kişisel intikam duygusuna dayanan gerçekten stratejik bir planlaması olmayan bir tırnak içinde mücadeledir. FETÖ ile PKK ile nasıl mücadele edileceğini İYİ Parti iktidarında göreceksiniz. Biz bunu ve DAEŞ ile IŞİD ile biz bunu hazırladık ve toplumla paylaştık. Bir stratejik, uzun vadeli, terörün fikri temellerinde hedef alan, onu sadece bir çete olarak görmeyen bir mücadeleden bahsediyoruz. Biz bunu yaparken suçluyla suçsuzu ayıran bir mücadeleden bahsediyoruz. Geniş mağdur kesimler yaratan bir mücadeleden bahsetmiyoruz. Hemen şöyle, siz FETÖ'cülere mağdur mu diyorsunuz? Hayır, biz FETÖ'cülere mağdur demiyoruz. Bak, biz FETÖ'cülere mağdur demiyoruz. Ama adam FETÖ'cü değil de, eğer ona siz FETÖ'cü diyorsanız o mağdurdur. Eğer siz Asya Bank'ın genel müdürlüğünde üst düzeyde bulunan veya yönetim kurulunda bulunan adamı hala bir başka yerde göreve atayıp oradan kredi çekeni hapse atıyorsanız mücadeleniz mücadele falan değildir. Toplumu kandırmayın. Ha, eğer sorunuz şöyle olursa AKP sizin önermiş olduğunuz uzun vadeli, stratejik içerikli planlamayı uygulama konusunda sizden yardım isterse ne yaparsınız? O zaman yardım ederiz tabii. Planlar bizden olursa destek veririz diyorsunuz. Peki bir muhalefet bloğu olacak mı önümüzdeki süreçte? Şimdi hep biliyoruz ki bu referandum sürecinde de 24 Haziran seçimleri öncesinde de bir muhalefet bloğu vardı bir şekilde. Millet İttifakı da bunun ürünüydü. Bundan sonra mecliste bir muhalefet bloğu olacak mı? Siz bunun içinde yer alacak mısınız? Yoksa İYİ Parti bağımsız politikalar mı izleyecek? Kübra Hanım, keşke bir dönem siyaset yapsanız. Yani hakikaten samimi söylüyorum, dostça söylüyorum bunu. Neden biliyor musunuz? Çünkü siyasete girince siyaset içinde bazı şeylerin çok farklı dinamiklere sahip olduğunu görüyorsunuz. Yani bir muhalefet bloğu. Böyle bir şey yok. Yani, hele karşımızda çok ilginç bir durum var. Nedir biliyor musunuz? Yeni sistemin nasıl çalışacağını kimse bilmiyor. İşin ilginç tarafı Erdoğan da bilmiyor. Yani biz bir sisteme geçiyoruz ama bu sistemin detayları konusunda otoriter olduğunu biliyoruz. Tek adama dayandığını da biliyoruz ama bunun dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Ondan dolayı önümüzdeki dönem bütün siyaset için ve bütün toplum için bir, bu yeni yürümesi, uzun vadede yürümesi mümkün olmayan ve millete hakaret olan sistemin nasıl çalışacağını öğreneceğimiz veya çalışmayacağını öğreneceğimiz dönem olacak. Ama biz İYİ Parti olarak şunu söyleyebilirim size, biraz önce de ifade ettim kısaca, çok aktif bir muhalefet stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Bunun bir parlamento ayağı var. Bir Erdoğan yönetimi ayağı var.
her işin adım adım takip edildiği, bir de toplumsal muhalefet alanı var. Bu üç alanı birlikte sürdüreceğiz. Biraz ipucu verseniz, nasıl bir etkin muhalefet, hangi başlıklar örneğin ilk önce önünüze alacaksınız, nasıl bir muhalefet izleyecek İYİ Parti? Şimdi öncelikle biz Türk ekonomisinin olağanüstü kötü yönetildiğini düşünüyoruz. Ve büyük bir çöküş dönemine girdi Türk ekonomisi. Mevcut zihniyetin, tüketimci zihniyetin bunu çözmeyeceğini görüyoruz. Hala saraylar inşa etmeye devam ediyorlar. Hala fakir halkın parası, vergisi heba edilmeye devam ediliyor. Türk halkından toplanan vergiler saray inşaatlarına gömülmeye devam ediyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ve göreceksiniz önümüzdeki dönem çok ağır ekonomik baskı politikaları uygulanacak Türkiye'de. Halk fakirleşecek. Biz Türk milletinin önüne bu karanlık dehlizden, ki bu karanlık dehlizin iki boyutu var, bir ekonomik boyutu, iki hukuk boyutu, nasıl çıkılacağı konusundaki alternatifimizle gideceğiz. Sadece eleştirmeyeceğiz. Yanlış bu, doğrusunu anlatacağız. Şimdiye kadar yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz toplumu bölmeyeceğiz. Biz toplumu ayrıştırıcı bir dil kullanmayacağız. Biz CHP'liye de düşman olarak bakmıyoruz, AKP'liye de düşman olarak bakmıyoruz. Bizim partiler siyasi rakiplerimizdir. Onlara oy veren vatandaş da ise vatandaşımızdır. Aynı milletin çocuklarıyız. Bu söyleminizi destekleyecek bir şey sorayım. Şimdi AK Parti 2002'de iktidara gelmeden önce merkez sağda DYP, ANAP gibi başka partiler vardı. Onlar o süreçte tasfiye olmuşlardı. İYİ Parti'nin bu alandaki boşluğu doldurma iddiası var mı? Siz böyle merkez sağın yeni partisi olarak yükselmeyi hedefliyor musunuz? O günün toplumsal dokusuyla bugünün toplumsal dokusu arasında çok farklar var. Merkez sağ dediğiniz şey, eskisi gibi bir merkez sağ yok. Toplumda da karşılığı yok. Toplumda büyük dönüşüm geçirdi. Ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey de artık orada değil. Onun için biz kendimizi burada merkeze parti olarak konumlandırırken, bu merkez milli bir nitelikle merkezin sağını ve solundaki bütün vatanperverleri kapsayıcı bir çatı altına da bir araya getirici bir niteliğe sahip. Biz kimsenin boşluğunu doldurma iddiasıyla yola çıkmadık. Biz Türkiye'yi barıştırmak ve tekrar üreten bir Türkiye'yi oluşturmak iddiasıyla yola çıktık. Şimdi bu önümüzde tabii bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde yeniden bir ittifaka girmeniz gibi bir ihtimal doğar mı? Başka bir partiyle yine Millet İttifakı gibi bir ittifak kurar mısınız? Yoksa biz hayır, bağımsız gireceğiz mi diyorsunuz? Yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor İYİ Parti? Tabii sorunuzun birinci bölümüne cevap vermeyeceğim, bilmiyorum. Yani öyle. Ama bir soru, tek yani bu da masaya gelebilir diyorsunuz. Öyle bir soru sordunuz ki çok teorik. Bundan 6 ay sonra, 7 ay sonra ne olur? Ya da işte Kasım'da olursa, ne olur? Hı hı. Bunu bilmiyoruz. Siyasetin dinamiklerinde göreceğiz. Ama biz şimdiden son divanda işte birkaç gün önce artık yerel seçim süreci başlamıştır. Eksiklerimizi görelim, hemen yola çıkalım dendi. Zaten yerel seçim komisyonu çalışmaya başladı. Onlar aday tespiti üzerinde çalışıyorlar ve Türk halkının karşısına çıkabileceğimiz en yetenekli adaylarla inşallah çıkacağız. Genel seçim için oy hedefimiz %25'ti diye açıkladınız, evet, programın başında. Yerel seçim için oy hedefi nedir İYİ Parti'nin? Nasıl bir hazırlığınız? Çalışıyoruz. Yani öyle şu diye herhangi bir şey söylemiyoruz. Bunu çalışıyoruz gerçekten. İl il çalışacağız. İlçe ilçe çalışacağız. Ona göre de bir kampanya stratejisi izleyeceğiz. Tabii şimdi elimizde bir çok önemli bir data var. Nedir o? Bu seçimler. Bu seçimlerden önce nereden ne alırız bunu bilmiyorduk.
Ama şimdi önümüzde bir tablo var. Ne aldığımızı biliyoruz. Nerede milletvekili çıkarttığımızı, nerede iki milletvekili çıkarttığımızı, nerede üç milletvekili çıkarttığımızı biliyoruz. Nerede bir milletvekilini Avrupa'dan gelen oylarla yitirdiğimizi biliyoruz. Nerede 5000 oy daha alsaydık ikinci milletvekilini çıkartacağımızı veya 1000 oyla birinci milletvekilini çıkartacağımızı biliyoruz. Bu bizim için önemli bir data. Bunun üzerinde siyaset yapmak bize daha büyük bir rahatlık sağlıyor. Yani karanlıkla el yordamıyla yürümüyoruz artık. Siyasette bir söylem farklılığı olacak mı peki bu yerel seçim sürecinde? Yerel seçimin kendi farklı dinamikleri vardır. Ben strateji ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Ve şimdi onun üzerine çalışmak üzere için bu sabah ilk toplantıyı yaptık arkadaşlarla. Bir ön taslak hazırlandı. Bu taslak üzerinden yürüyeceğiz. Yani milletvekili seçimiyle yerel seçim dinamikleri hem söylem açısından hem propaganda teknikleri açısından hem kadro açısından sahadaki elemanlar açısından çok farklılıklar arz ediyor. Bunları bilerek yola çıkıyoruz. Şimdi bu süreçte aslında AK Parti'nin CHP'ye en çok yüklendiği, en çok eleştirdiği konu HDP ile kurdukları ilişkiydi. Yani bunun adına ittifak demiyoruz ama HDP'ye yaklaşım biçimleriydi. İşte Demirtaş serbest bırakılmalı söylemi, Muharrem İnce'nin ziyareti ve sonuçta da şu anda HDP'nin barajı geçmesini sağlayanın CHP seçmeninden gelen oylar olduğu. Bunun üzerinden bir söylem yürütüyor AK Parti. İyi Parti HDP'ye nasıl bakıyor? HDP terörün siyasi koludur. Bu kadar sizin için kesin ve net mi? Net. Benim için çok net. Bakın, ben HDP'nin bir siyasi parti olarak kolay kolay nitelendirmeyeceğini hep söyledim. Hala söylüyorum. Yani İYİ Parti'de hep üzerimize vatanseverlik ceketini giydik ama gömleklerimizi çıkartmadık. Yani ben Türk milliyetçiyim. Türk milliyetçi olarak kalmaya devam edeceğim. Benim açımdan PKK ve PKK'nın etkis alanı içinde kalan, olan, onun teşkilatları, ilçe teşkilatları, il teşkilatları adeta terörist bulma merkezi olarak çalışan, kendi iradesi olmayan, benim askerimi şehit eden, PKK'lı teröristle kucaklaşan, milletvekillerinden oluşan bir HDP, neyin partisidir Allah'ını seviyorsanız? Çiçek ve böceğin partisi midir? Hayır, terörün partisidir. Seçimden önce de bunu bu kadar net açıklıyor muydunuz? Yani şundan dolayı soruyorum bunu. Geçtiğimiz siz beni tanıyorsunuz. Evet. Bülent Tezcan konuğumuzdu yani, geçen hafta. Ona da bunu sorduk. Yani HDP ile ilgili bu tavır acaba CHP'ye oy kaybettirmiş midir diye. Onu bilmiyorum da. Bir fotoğraf vardır. Keşke o fotoğrafı getirseydim. Söylediğiniz seçimden sonra mı sertleştirdiniz acaba? Hayır. Bir fotoğraf vardır. Keşke onu getirseydim size. Ama seyirciler de siz de hatırlayacaksınız. Dolmabahçe'de çekilmiş bir fotoğraf. Kimlerin fotoğrafı? HDP yöneticileriyle AKP yöneticilerinin grup başkan vekillerinin fotoğrafı. Hatırladınız değil mi fotoğrafı? Eğer de seyircilerimiz de hatırlamışlardır. Hatırlamayanlar internete hemen şimdi girsinler, yazsınlar. Dolmabahçe fotoğrafı karşılarına çıkar. O fotoğraf çekilmeden önceki süreçte PKK terör örgütü AKP hükümetinin verdiği izinle Güneydoğu'da ilçelerimizi hendeklerle donattı. Baskı yaptılar polise, jandarmaya, valiye karışmayın diye. Sonra o hendek kazılan ilçeleri geri alabilmek için 600 tane şehit verdik. Biz 600 şehitle Kıbrıs'ı almıştık. Devlet kurmuştuk. Şimdi ilçe almak için şehit verdik biz. AKP'nin FETÖ ve PKK konusunda hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. PKK'nın ve FETÖ'nün bugün ulaşmış olduğu güç seviyesi ne yazık ki AKP'nin
izlemiş olduğu politikaların sonucudur. Keza Suriye'de eğer bir PKK-İstan kurulmuşsa Amerikan yardımı, desteği, denetimi ile bu AKP'nin yanlış Suriye politikalarının sonucudur. Esad'ı devirmeye kalkmasalardı PKK-İstan kurulmayacaktı orada. Şimdi Membiş'e girdik, Membiş'te tur atıyoruz. Hadi bırakın canım siz de. Bırakın. Esad'ı devirmeye kalkmasaydınız Suriye'nin kuzeyinde Membiş diye bir sorunumuz olur muydu? Peki, Afrin diye bir operasyona gerek olur muydu? Sıcak bir gelişme var. YPG Membiş'ten çekiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok ya, çekilmiyor. Kılık kıyafet değiştiriyorlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Onları, yani bu iddialarını başkalarına anlatsınlar. ABD'nin bu konudaki tutumuna bana anlatmasınlar. Bana anlatmasınlar. ABD'nin bu konudaki tutumuna nasıl bakıyorsunuz ve İyi Parti? Bakın ABD çok iyi bir pazarlık yapıyor. ABD çok iyi bir pazarlık yapıyor. Çok zorlayarak, uzatarak, gererek, sonra yeniden ucunu açarak Suriye'nin kuzeyinde kurulmuş bir bölgeyi PKK'nın kontrolünde bırakmanın mücadelesine bırakıyor. Nihai hedefi bu. Nihai hedefi bu. Yani Membiş'te ne kadar Türkiye'nin hakim olacağı belli değil. Ama ötesi yok Amerika Birleşik Devletleri açısından. Ve AKP'de Türk ekonomisini getirmiş olduğu durumda ne yazık ki bu kadar büyük finans ihtiyacı duyarken etkili bir politika izleme durumunda değil. Zaten üst üste yıllardan beri öyle büyük hatalar yaptılar ki Suriye'de. Yani İncirliğin kullanılmasına izin verdiler PKK'dan kurulurken. Etkili bir muhalefet gerçekleştirmediler. Onun öncesinde Suriye'ye doğrudan bir Türk ordusunun başka bir müdahalesi olabilir. Onu yapmadılar. Eğer o yapılsaydı Fırat Kalkanı operasyonundan veya Afrin operasyonundan çok daha rahat operasyonları Türk ordusu gerçekleştirebilirdi o tarihlerde. İyi Parti iktidara gelseydi ya da siz iktidar ortağı olsaydınız İncirlik üstünü kapatır mıydınız bu konuda? Nasıl bir strateji izlerdi İyi Parti? Bakın, hiç şüpheniz olmasın, biz Türkiye'nin milli menfaatlerini korumak konusunda en kararlı ve en sert şekilde yaklaşırız. Bu bizim için hayati bir mesele. İncirlik'ten veya herhangi bir Amerikan üstünden Türkiye'dir. Herhangi bir şekilde Türkiye için hayati tehdit oluşturulacak bir terör bölgesinin oluşmasına biz izin vermezdik. O şartların oluşmasına izin vermezdik. İncirliğin bu iş için kullanılmasını yıllarca seyretmezdik. Ey Amerika diye bağırmanın bir anlamı yok. Niye parti kongrelerinde ey Amerika diye bağırıyorsun ki? Çağır kardeşim Amerikan Büyükelçisini. Koy önüne belgeleri. Efendim nereden gidiyor bunlar? Şu kadarı İncirlik'ten gidiyor. İncirlik'ten uçuşları kapatıyorum de. Diğerleri Erbil'e gelip Erbil'den mi tırlara yükleniyor? Çağır Bazani'yi Ankara'ya. Eğer de buradan bir tır geçtiğini duyarsam Kuzey Irak'a ekonomik ambargo uyguluyorum. Bir tane tır geçiremezsin. Bir tek kamyon Türkiye'ye giremez. Bir tek kamyon da Türkiye'den Kuzey Irak'a giremez. Bu tür somut adımlar atardık somut diyorsunuz. Adımlar. Etkili peki, adımlar. Siz az önce Suriyeli mülteciler, sığınmacılar konusunda geri dönüşler için gerekirse Esad yönetimiyle diplomatik ilişki yürütürüz biz demiştiniz. Tabii ki. Peki bugün işte CHP'nin seçim vaatlerinden biri Şam'a büyükelçi atamaktı. İyi Parti'nin bu anlamıyla Suriye yönetimine bakışı nasıl? Siz dış politikada, bölgede nasıl bir çizgiyi savunuyorsunuz? Şimdi bakın biz dış politikada Türkiye'nin milli menfaatlerini savunan gerçekçi bir dış politikayı savunuyoruz. Türkiye'nin milli menfaatleri. Yani bunlar bir partinin menfaatleri olmayacak. Türkiye'de AKP iktidara gelsin. Onun kardeş partisi Müslüman Kardeşler Mısır'da gelsin. Suriye'de Müslüman Kardeşler gelsin.
Böylece bölgede bir Müslüman kardeşler ittifakı oluşsun. Yaklaşım buydu. Kimse kimseyi kandırmasın şimdi. Ama bunu burada ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir. İki, biz Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini biliyoruz. AKP bu konuda ilkokul bilgisi ve lise heyecanıyla hareket etti. Ve devletin önüne koyduğu raporları göz ardı etti. Bu devletin iyi kötü bir birikimi var. Neyi yapabileceğini biliyor, en azından neyi yapamayacağını biliyor. Bu devlet Suriye'de Suriye rejimini deviremeyeceğini biliyordu. Açık. Bunu da raporladı. Esad rejimi devrilmeyecek diye. Çünkü Esad rejiminin arkasında Türkiye'nin böyle bir operasyonu başlattığını düşünelim. İran'ın ve Rusya'nın yer alacağı çok açık da hem de güçlü bir şekilde yer alacak. Nitekim aldılar. Savaşacak kadar güçlü şekilde yer aldılar ve savaşmaya devam ediyorlar. Bunu göremedi AKP. Önüne konulan belgeleri göz ardı etti. Aynen FETÖ'nün bir terör ve casusluk örgütü olduğunu 12 sene anlamadı. Dünya tarihinde bir terör örgütünü anlamak için 12 seneye ihtiyaç duyan başka hükümet yoktur. Bu tarihin komedisi ya. Bir sabah uyanıyorlar, aa bunlar terör örgütüymüş. Ya yanında bir 1 lira vardı ama galiba getiremedim onu. Üzerinde terör örgütü lirası. Diyeceksiniz ya, terör örgütü lirası ne? Türkiye Cumhuriyeti'ne terör örgütünün parasını bastırdı AKP hükümeti. Daha ötesi var mı? Neyi kastediyorsunuz? Neyi kastediyorum? 1 liranın üzerine Türkçe olimpiyatlarını bastılar. Yalan mı? O dönem için pek çok kesim destekliyordu. Ha. Şimdi o dönem için pek çok kesim destekliyordu derken bir şeyi unutmayalım. O dönem için devletin güvenlik servisleri de hükümetin önüne bunlar terör örgütüdür, casusluk örgütüdür bilgilerini koyuyorlardı. Üstelik bunlar şöyle, bakın bunlar bildiklerimizin yarısının yarısı değil. Süremizin başkalarını sonuna söylersek, geliyoruz. Son bir sorum daha ayıp varsa. Olur. Şimdi süremizin sonuna geldik ama sizden sonraki blokta içimizi yakan bu çocuklara yönelik cinsel istismar ve idam tartışmasını konuşacağız. Türkiye idam tartışmasını aslında bu yıl 15 Temmuz'dan sonra da yaşamıştı. Darbecilere yönelik gelmeli talepleri vardı halktan. Şimdi de bu yavrularımızı katleden canilere karşı acaba idam cezası gelmeli mi, iyi mi olur tartışmaları var. Diğer siyasi partilerin bu konuda farklı görüşleri var. Büyük Birlik Partisi yasa tasarısıyla bunu getireceklerini söylüyor. MHP destekliyor. CHP yasalar yetersiz diyor ama açıkça idam talebinde bulunmuyor. İyi Parti'nin bu konudaki duruşu nedir? İyi Parti'nin de konuşmuyorum. Şu anda kendi adıma konuşuyorum. Ben idam cezasının adil bir ceza olduğunu düşünüyorum. Kısasa kısas mı uygulanmalı yani siz? İdam cezasının adil bir ceza olduğunu düşünüyorum. Ve bu cezanın en azından belirli bir suç tipine de uygulanması gerektiğine inanıyorum. Hangi suçlar onlar? Çok açık. Çocuk cinayetleri, iki engelli cinayetleri. Yani kendisini korumaya hiç imkanı olmayan, çocuk olduğu için veya fiziksel veya aklen engelli olduğu için yurttaşlarımız. Peki ne yapıyoruz şimdi İbrahim? Bakın toplum olarak da, devlet olarak da idam cezasına karşıymış gibi yapıp bir başka şey yapıyoruz. Bu katilleri hapse atıyoruz ve hapiste öldürülmelerini umut ediyoruz. Doğru mu? Doğru, doğru. Herkes inşallah bu aşağılıkları, sapıkları içeride bir mahkum, haysiyetli mahkum infaz eder diyoruz.
Böyle bir şey olur mu canım? Böyle hukuk devleti olur mu? Peki Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerdeki bir takım bağlayıcı hükümler var. Avrupa Konseyi meselesi var. Ne yapar Türkiye? Yani gerçekten idam cezasının siz bir siyasetçi olarak getirilebileceğini ve getirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz bu anlamda? Benim kişisel kanaatim evet getirilmesi gerekir. Her ülkenin kendi objektif şartları parti vardı. Parti içinde tartıştınız mı? Partinizin resmi görüşü nedir? Bunu tartışmadığımız için henüz veya böyle bir tartışmanın ben parçası olmadığım için partide bilmiyorum. Ama olsa bilirdim. Yani böyle bir konu henüz partide gündeme gelmedi, tartışılmadı. Ama kişisel görüşüm olarak net, partide de bu görüşü savunacağım. Parlamento açıldıktan sonra gündeme geldiğinde meclis grubu olarak tartışacağız. Partide de, divanda tartışacağız. Divanda söyleyeceklerimi şimdi söylüyorum. Yıllardan beri söylüyorum. Devlet adaleti kendisi gerçekleştirir. Devlet adaleti kendisi gerçekleştirir. Bunu başka mahkumlardan istemez. Bu ikirciklidir. Bu adalet de değildir. Herkes ama herkes böyle bir hapishaneden gelen cinayet haberini aldığında oh derin bir nefes çekiyor, iyi olmuş diyor. Bir pislik daha kayboldu. Olur mu böyle şey? Peki sadece iki başlık verdiniz. Çocuk cinayetleri engel. Ben siyasi suçlarda darbeden yana değilim. Yani idamdan. İdamdan yana değilim. Pardon. Orada hiç yani bir ucu yok. Bir de Türkiye gibi bir ülkede olmayan terör örgütleri ortaya çıkartıldı. Ergenekon diye bir terör örgütünü AKP kurguladı. AKP kurguladı diyorum çünkü bu burada bir AKP milletvekili söyledi bunu. Biz bunu Amerikalılarla ve FETÖ'yle kurguladık diye. Ve ondan sonra o kurgulanan terör örgütünün savcılığını Cumhurbaşkanı yaptı. Sonra ortaya kurgu olduğu çıktı. Onun için siyasal suçlar olmayabilir, olmamalı benim bakış açımda. Ama bu iki suçta en son iki çocuk cinayeti daha gerçekleşti. Değil mi? Şimdi söyleyin bana, yani Kur'an, bunların katillerinin hapishanede öldürüldüğünü duyunca üzülecek misiniz siz? Bu toplumda büyük bir tartışma. Evet. Ümit Özdağ, çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. İyi Parti'nin de sizin de yolunuz açık olsun. Sağ önümüzdeki dönemde yine nasıl etkin muhalefet yürüteceğinizi, nasıl bir siyaset yürüteceğinizi konuşalım bir başka programda. Umarım. Programın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde işte bu içimizi yakan çocuklara yönelik cinsel istismar ve idam tartışmasını konuşacağız. İkinci bölüm konuklarımı tekrar hatırlatayım. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, hukukçu Doktor Rezan Epözdemir, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gökhan Oral, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan ve hukukçu Tuğba Torun bizimle birlikte olacaklar. Çok kısa bir aramız var. Bir yere ayrılmayın. İkinci bölümde tekrar buradayız.